Daha öncesinde kitabın ana metnini, Ecrümiye bölümünü okuduk. Şimdi ise şerhini okuyacağız. Tabi ana kitabı bizim de okuyan var, okumayan var ama en azından şerhinde burada olanlar da var. Kitap bir nahiv kitabı. Tabi nahiv nedir, sarf nedir? Arapçayı kendi içerisinde öncelikle ne yapabilirsin? Sarf ve nahiv olarak ayırabiliriz. Sarf var, nahiv var, edebiyat var. Arapçaya dair. Sarf ilmi kısaca kelime bilgisi. Mesela et tuhfetu kelimesinin sonuncu harfi hariç olmak üzere diğer harflerinin nasıl okunacağını anlatıyor. Tu mu, tihfe mi, tehfe mi? Burada sukun mu olacak? Teha mı, tehi mi? Bu tür yani kelimenin sonuncu harfi hariç olmak üzere diğer harflerinin nasıl okunacağını ifade eden ilme sarf diyoruz. Fiil çekimleri, bablar, ilaller, ibdaller, sahih fiil, mutel fiil gibi konuları ele alıyor. Nahiv ilmi ise cümle bilgisi olarak biliniyor. Özellikle kelimelerin sonuncu harfi yani irapla alakalı bölümünü ele alıyor. Mesela bir şerhi sonuncu harfte neden esre var? El mukaddimeti neden esre? Ti tekrar ti tekrardan esre. Neden esre? Bismi, bismu niye değil? Bismillahi, bismillah he olsaydı mesela. Rahmanu, rahimun gibi şeyler niye yok? Neden yani bildiğin şekilde yazılıyor, okunuyor? Bu tür şeyleri irdeleyen ilme de nahiv diyoruz. Tabii benim anlattığım yani ne diyelim e, basit tarzı yoksa aşağıda tanımı gelecek onun nahiv nedir tanımı gelecek anlaşılması gerekeni söylüyorum. Nahiv ilmi daha çok neden bahsediyor? İşte fail, meful, Mübteda, haber, muzaf, muzafın ile mecrur, merfu, mahallen, takdiren gibi kavramları ele almaktadır. Edebiyatta Türkçe'de Bildiğimiz edebi sanatların bir benzeri Arapçada da var. Teşbih gibi, mübalağa gibi bir takım edebi sanatlar Arapçada da vardır. Böyle kısa bir giriş yapalım dedim. Teşine kitabı okumaya başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim. Dediğim üzere kitap bir şer yani çok açık şekilde yazılmış bir kitap. Kitabın yazarı Muhammed Muhyiddin Abdülhamit. Ecrümiye şerh olarak yazılmış. Ana kitap 8-10 sayfalık bir kitaptır. Şerhi basma göre değişir tabi elimizde görmüş olduğunuz pdf 143 sayfalık pdf ee, şimdi bunu ele almaya başlayacağız bu kitap bir nahiv kitabı dolayısıyla nelerden bahseder bize mübteda haber muzaf muzafun iley fail meful lafzen merfu takdiren merfu mahallen mensup i̇şte atıf matuf tekit gibi nahiv ilmine dair az çok herkesin duyduğu bildiği konulardan bahsediyor Kitap çok açık, anlaşılması kolay, o bakımdan güzel bir kitap olduğunu söyleyebiliriz. Peki okumaya başlıyoruz. Ne diyor? Şuradan başlıyor mesela. Diyor ki el mukaddimat. Ta'rifun nahvi. Nahivin tarifi. Yani önce şunları ele alacağız diyor. İlk olarak nahiv nedir? Ben az önce nahve değindim ama kendime göre değindim. Bakalım kitap tanım olarak nasıl anlatıyor onu göreceğiz. Bunu ele alacak. Daha sonra mevzu'uhu onun mevzusu. Mevzu konu demek değil mi? Konusunu ele alacak. Femera tuhu semeresi. Semere demek faydası demek. Onun faydası nedir? Bunu ele alacak. Daha sonra nisbe tuhu nisbeti aidiyeti. Yani bu işte nahib ilmi nereden çıktı? Kime nispet ediliyor? vadi'uhu onun vaz edicisi, kurucusu. Ve son olarak ne var? Hukmu şari'i. Şari, i. şari i, kanun koyucu, kural koyucu demektir. Onun hük yani hükmü yani Allah'ın hükmü nedir? Fihi bu ilme dair. Nahi ilmine dair Allah'ın hükmü nedir? Kitap bunu da ele alıyor. Ve şimdi kitap başlıyor. Ta'rifun nahvi demişti. Önce bunu ele alacak. Daha sonra mebhuuhu demişti. Ne yapacak? Onu ele alacak. Ardından semeresini tek tek bunları açıklığı açıklaya devam edecek. Et ta'rifu. Kelimetu nahvin nahiv kelimesi. Kelimetu nahvin diye okuyabilirim. Kelime lafzını muzaf sayarsam nahiv kelimesini muzaf ileh olarak düşünürsem nahvin şeklinde harekelemek mümkün. Veya dersin ki nahiv kelimesine dikkat edersen an itibariyle tırnak içerisine alınmıştır. Tırnak içerisine alınmış. Bu ne demek? Bu kelime daha önce geçti. Mesela şurada geçti. Aynı irabı koruyarak yazman da mümkün. Yukarıda nasıl geçmişti irabı? Tarifun nahvi. Tek harika almıştı. Tek esre kelimetü şeklinde esre verebilirsin. Tek esre. Yukarıdaki iraba binaen. Onu kopyalayarak yapman da mümkün. Tırnak içerisinde alındığı için. Benzer şey Türkçede de var. Türkçede nasıl var? Mesela Ali okula gel dedi. Yani gel dedi. O cümleyi birebir aktarabilirsin. Gel dedi veya ona yakın bir cümle kurarsa hani gelmeni istemişti gelmeni emretmişti gibi tutleku etleka yutliku tutliku tutleku nedir meçhul muzari tutleku kullanılır ne kullanılıyor meçhul fiil Naibu fail arıyoruz Bizim şu anki dersimiz sıfırdan bir ders değil. Yani hiç Arapça bilmeyen birisi gelip bu dersi tam manasıyla anlayamaz. Yani az çok altyapısı olana hitap eden bir kitap bu. Onu söyleyelim. Yani birazcık Arapça görmüş olman lazım. Yoksa ben meçhul fiil dedim şimdi. Meçhul fiil ne? Şimdi naibu fail diyeceğim. O neyin nesi? Seviyesindeyseniz bu ders size hitap etmez. Daha önceki derslerimizi izlemeniz, ulaşmanız gerekir. Onun farkında olmanız lazım. Tutleku kullanılır. Ne kullanılıyor? gizli zamir hiye. Nedir? Naibu fail. O kullanılır demek. Hangi o? Yani nahiv kelimesi. Kullanılır. Kullanılmaktadır. Nerede? Fil <fî> lugati el arabiyeti. Evet neymiş? Nahiv kelimesi kullanılır. Fil <fî> lugati el arabiyeti. Arap dilinde. El <fî> lugati mevsuf el arabiyeti sıfat. Arap dilinde kullanılır. Ne olarak kullanılıyor? Hangi manalar üzerine kullanılıyor? Ala iddeti ma'anin. Birkaç mana üzerine kullanmaktadır. Yani birkaç mana için kullanılıyor. Tek manaya gelmiyor. Birden fazla manası vardır. Nerede? Fil luvatil arabiyyet. Arap dilinde. Minha işte o manalardandır ne el cihetu yön yani şu nahiv kelimesi var ya şimdi bildiğiniz üzere Türkçede de bazı kelimeler hem sözlük anlamı vardır hem terim anlamı vardır kelime anlamı lugattaki sözlükteki anlamı başka bir de terim istilah terminoloji dediğimiz şeyde manası başka olabilir ne gibi farz gibi yani farz nedir gidip efali mükellefini incelersen bir mana bulursun sözlüğe gidip kelime manasına bakarsan başka bir şey bulursun gibi düşünebilirsin. Veya vacip kelimesi. Şimdi burada şu var. Minha o manalardandır. Manalardan birisidir ne? El cihet. Buradaki min harfi cerri, min harfi cerri bazı ifade ediyor. Yani bir kısmı, bazısı onlardan birisi. Tamamı değil. Minha Ha zamiri kullanmışlar Mesela şu kullanılmamış Şöyle yazabilirdi Min hu Yazmamışsa min ha yazmış Bunun bir gerekçesi var Nedir o Min ha neden ha demiş Çünkü ma'anin kelimesi Ma'anin manalar demektir Manalar çoğul bir kelimedir Manalarda zeka yoktur Çünkü manalar bir insan değil yani Manalara ne diyoruz biz Gayrı akıl çoğuldur. Gayrı akıl çoğullar müfret, müennes hükmündedir. Eşittir. O yüzden min ha denilmiş de min hu denilmemiştir. Veya min huma, min hum, min hunne, oradaki zamirin ha diye kullanılmasının gerekçesi neymiş? Buymuş yani. El cihetu yön anlamına geliyor. Manalardan birisi cihettir. Nahiv kelimesinin sözlükte geldiği anlamlardan bir tanesi yön imiş. Tegulu sen dersin. Tegulu ente. Tegulu'nun faili nedir? Gizli zamir ente. Sen dersin. Tegulu fiili tabi daha önceden emsele bina maksut izzi gibi kitaplar okuduğunuzu varsaydığımız için ki okuttuk yani bunları tegulu fiilinin nes'i var, ilali var. Aslı ne idi? Tekvulu idi. Tekvulu kelimenin aslı bu. Vav harfi illet musarik. Makbeline bakıyorum. Sahih ve sakin bir harf var. Kaf var. Sukunlu, sahih sakin bir harf. Ne yapman lazım? Vav'ın harekesini makbeline aktarman lazım. Aktardığın zaman ne olur? Buradaki gibi tegulu olur. Tegulu entesen dersin. Yani örnek olarak. Ne dersin? Nasıl bir örnek? Zehebtu nahve de Dersin. Böyle diyebilirsin. Zehebtu <laughs> ben gittim. VHB <laughs> fiil kısmı değil mi? Tu fail kısmı. Nahiv kısmı mefuldür. O yüzden almış Zehebtu <laughs> ben gittim. Nahve fülanin. <laughs> felanca yönüne. Felanca tarafa doğru gittim. Burada nahiv kelimesi ne anlamda kullanılmıştır? Ey yani cihe tehu onun tarafına, onun yönüne doğru gittim. Ey nedir? Tefsir harfidir. Tefsir kelimesi fessara ifessiru, tefsirun. Tef'il babından mastar gayrimimi tefsir. Ey harfi mesela nerede çok geçer? Genelde tefsirlerde çok geçer. İşte Suyuti'nin Celaleyn adlı tefsirini açarsak orada sürekli ey 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 kullanmıştır. Ve minha yine onlardan birisidir. Nelerden? Yani o bir takım manalara geliyordu ya. Nahi kelimesi bir takım manalara gelmekteydi. Minha o manalardan birisi de şudur. Eşşibhu vel mislu. Şibih benzer, misil benzer benzer manasına gelmektedir. Gibi, şibi gibi diyelim. Misil, benzer diyelim. Yakın manalar. Tegudu ente, sen şöyle dersin. Muhammedun, Muhammed adlı şahıs nedir? Nahvu Aliyin ali gibidir. Muhammed kelimesi müpteda, nahiv kelimesi haber artı muzaftır. Aliyin muzafın ileyhi olur. Bu dil bilgisi yani. Bir de şu an. Nahvu ne manada kullanılmış? Gibi. Yani Muhammed Ali'ye benziyor. Onun gibidir. Onun benzeridir. Hangi yönden? Ha, o yazılmamış. Belki çalışkanlığı yönünden, belki cesareti yönünden gibi. Belli değil. Sonuç olarak işin özeti nahiv kelimesi benzer gibi anlamında kullanılmıştır. Ey yani diyor ki şimdi nahiv kelimesini burada ne manada kullandık? Şibhuhu ve misluhu, onun benzeri, onun gibisidir. O manada kullanıldı. Lugat anlamını verdi burada. Sözlük anlamına değindi. Ne dedi? Dedi ki, nahiv kelimesi bir takım anlamlara gelir. Bunlardan bir tanesi cihettir. Bir diğeri nedir? İşte benzerliktir. İki anlamını verdi. Sözlükteki iki anlamını bizimle paylaştı. E yeter zaten peşine tutleku kullanılır. Ne? Kerimetu nahvin nahiv kelimesi kullanılmaktadır. Nerede? Fi istilahil ulema'i. Alimlerin istilahında nahiv kelimesi kullanılıyor. Kullanılmaktadır. Hangi manada kullanılmaktadır? Ala şu manada tırnak içerisine alıyor ve nahiv kelimesini şimdi ne yapacak bize? Terimsel anlamını, istilah anlamını, terminoloji dediğimiz anlamını bizimle paylaşacak. Bu şekilde gördüğünüz üzere nahiv kelimesinin geldiği anlamlar klasik kitaplarda yazmaz değil mi? Yani emsele, bina, maksut onlar saf kitabı zaten yazamazlar. Avamil gibi iki tane avamil var. E, ee, avamili cürcani, avamili bir gibi ikisinde de nahivin istilah anlamı geçmez veya ne diyelim izhar gibi, kafiye gibi, molla cami gibi direkt meşhur gramer kitaplarında, nahiv kitaplarında böyle bir tanım yok. Ama bu kitapta var. Peki tanım yapıyor. Diyor ki el ilmu ilim. Yani bilmektir. İlim demeyelim. Bilmektir. Bil kavaidilleti. Önce hareketlerini verelim. Kavaidilleti. يعرف بها العلم بالقواعد التي يعرف بها احكام اواخر الكلمات العربيه في حال terki biha terki biha min el vel binai ve ma yet ba'u zalike hareket elmesi okunuşu buraların böyle kitabın dili de kolay yani bunu okuması kolay anlaması kolay hareket verilmesi de kolay fark ediyorsunuzdur. Peki şimdi anlam verelim. El <laughs> ilmu bilmektir. Nahiv nedir? Nahiv bilmektir. Alime ya alemu ilmun mastar değil mi? Bilmektir. Neyi bilmektir? Bil kavaidi. Kavaid kurallar demek. Kaidetun müfret. Kaidetun. tun Bir kural demek kaidetun bir kural. Kavaid onun çoğulu. Kurallar demek. Kuralları bilmektir yani. El ilmu bil kavaidi. Kuralları bilmektir. Elleti öyle kurallar ki ne yaptı burada? Elleti dedi. E ne diyecekti zaten? Yani şunu yazmadı demek istiyorum. Elle di demedi. Elle demedi. Elle di müfret müzekkerdir elleti müfret müvennestir. Ne olmuş? Şununla alakalı. El kavait kurallar demektir. Kurallarda zeka yok. Yani gayri akıl bir çoğuldur. Gayri akıl çoğullar müfret müennes hükmündedir. Yani onlara müfret müennes muamelesi yapılır. Gayr akıl çoğullar böyledir. Bu yüzden peşine getireceğin isim mesul elledi olamaz. Çünkü o müfret müzekar. Elleti olur. Çünkü o müfret müennes. Bu tür e, sorular çıkar genelde sınavlarda. Boşluk doldurma sorusu çıkar. Mesela el ilmu bil kavaidi. Buraya nokta nokta yapar. Cümle devam eder. Yunografı vesaire buraya kadar geldi diyelim. Şöyle bir cümle verilir. Burası yazılmaz. Boşluğa getirilebilecek uygun kelime hangi şıkta yer almaktadır? A. Ellevi. Mesela Bursa. Elle ti. Diğerlerine tesniyeci mi getirilebilir? Sen ne yapacaksın? Müfret müennes getireceksin. Çünkü el kavait nedir? Gayrı akıl çoğuldur. Gayrı akıl çoğullar müfret müennes hükmündedir. Kuralına dayanarak buraya müfret müennes getiriyoruz. Peki kaideleri bilmektir. Hangi kaidelerden bahsediyoruz? O kaideler ki yu'rafu biliniyor biha kendileriyle. Ne biliniyor? Ya da Kaidelerle Kaideler yardımıyla Bilinir Ahkamu <laughs> evahiril kelimati Kelimelerin Sonlarının Hükümleri O kurallarla beraber Bilinmektedir kelimelerin sonlarının hükmü. Sonların hükmü derken yani kelime sonuna ala iddeti, iddete, iddetu, iddetin, ten, tu ne yapacaksın? Hükümden kasıt bu. Sonlarındaki hüküm bu. El kelimati el arabiyyeti. Arapça kelimelerin. Arapça kelimelerin sonlarının hükümleri. Yazılışları, harekeleri, sukunları. El-kelimat. Kelimat çoğul bir lafızdır değil mi? Kelimat, kelime değil. Kelimat çoğul bir lafız. Kelimelerde zeka yok. Kelimelerde zeka ne arar? O bir insan değil ki. Ağaçta zeka yok yani. Dağda yok, taşta yok. Kelimelerde de yok. Eşittir nedir kendisi? Gayra akıl bir çoğuldur. Ha, ne olmuş? Gayra akıl çoğullar müfret mühendis hükmündedir. Yani el arabiyeti müfret müennes bir sıfattır. El-kelimati çoğul bir mevsuftur. Normalde sıfat ile mevsufun sayısal uyumu gerekir değil mi? Mevsuf çoğulsa sıfat da çoğul. Mevsuf müfretse sıfat da müfret. Yani sayısal uyum. Yani burada yok ama. Kelimat mevsuftur, arabiye sıfattır ve sayısal uyum yok. Biri çoğul, biri müfret. Niye? Çünkü mevsuf gayra akıl bir çoğul. O zaman sıfat müfettim-i gelecek. Arapça kelimeler. Evahir de nedir? Evahir de e, cemi mükesserdir. Ahir, evahir. Ehkam da cemi mükesser. Hukmun, ehkamun. cemi mükesser nedir? Daha önce kısaca değinmiş idik. Bu kitapta cemi mükesser detaylı bir şekilde anlatılacak. Ve el da gelecek zaten. Peki kelimelerin sonlarındaki hükümleri bilmeye yarıyor e, bu kaideler. Hangi durumda ama ya, bilmeye yarıyor? Fi <fî> hali <terkî> biha. O kelimelerin terkibe girmesi halinde, terkip halindeyken bilmeye yarıyor. Mesela müpteda haber, muzaf, muzaf ile sıfat, mevsuf gibi. Terkip burada kelimelerin birbirleriyle ilişkili, alakalı olması anlamına geliyor. Yoksa şurada durduk yere bir kelime yazarsan nahiv bilmene gerek yok. Kalemi yaz bakalım derler. Kalem kelimesini yaz derlerse. Yani kalem kelimesinin sonuncu harfin hangi harekeyi vermeliyim? Gale min yapayım. Yani bir ilgisi yok. Standartta isimler merfu yazılır. Gale mun. Onu biliyorsun zaten. Bu, bu, bu kelime şu anda terkip halinde değil. Terkip demek cümle içerisinde kullanmak. Sağına sonuna onu etkileyecek bir kelime koymak, eklemek demektir sağına mesela bir kelime eklersen veya soluna ne olur? Etkileşime girer, terkibe girer ve yazılışı değişebilir. Ama kelime tek bir kelime çık tahta yaz dediklerinde onu mecrur veya mensup yazacak halimiz yok zaten. Min vel binai. Terkip halinde kelimelerin sonlarındaki hükümleri bilmeye yarıyor, bilmektir diyoruz. Hangi açıdan? İrab açısından. Mureplik demek şimdi. Miner i̇rab açısından. Mebnilik açısından. kelimelerin bir kısmı nedir? Mureptir. Bir kısmı mebnidir. Mebni nedir? Murep. İleride ayrı bir konu bunlar tekrardan. Ve mavi o şey ki tebi'a yetbe'u zalike. Buna tabi olan şeyleri de bilmeye yarıyor diyebiliriz. Burada bir tanım yapıldı tanım için ne diyebiliriz? Arapça kelimeler terkibe girdiği zaman ira ve bina açısından kelimelerin sonlarındaki hükmü bilmeye yarayan kaidelere kaideleri bilmeye diyelim ya da, ne deniyor? Nahiv deniyor. El mevzu'u mevzu konusu demek. Mevbu'ul ilmin nahvi, nahiv ilminin konusu nedir? El-kelimatu, kelimelerdir. Mevbu kelimesi burada bir, mübtedadır. İki, muzaftır. İlmi, muzaafın ilehtir. Bir, muzaafın ilehtir. İki, ilim kelimesi de muzaftır. İlim kelimesinin iki özelliği var. Hem muzaftır hem muzafın ileyhtir. Bir, bir kelime aynı anda muzaf ve muzafın ileyh olabiliyor. Nahiv evet. kelimesi sadece muzafın ileyhtir. Kelimat haber burada. Mevdu'u mübteda okay. el kelimatu haber. El kelimatu nedir? Gayrı akıl. Bir çoğuldur. Yani akıl yok kelimelerde. Bu durumda sıfat getireceksen müfret müennes getirmen lazım. Bundan dolayı ne olmuştur? Müfret müennes bir sıfat gelmiştir. Evet. Ne dedi? Arapça kelimeleri dir. Arapça kelimelerdir. Nahviyemin konusu Arapça kelimeler. Fransızca veya İngilizce değil diyor. Peki, Arapça kelimeler demek, şimdi sarf ilmi de Arapça kelimelerle ilgileniyor yani. O da Çince ile ilgilenmiyor ki sonuçta. Bir fark olması lazım. Fark ne? Nahiv ilmi, kelimeyi, sarf gibi kelime bilgisi değil de cümle bilgisiyle ilgilenmektedir. Min cihetil bahsi anehvaliha elmedhkurati. Bahsedilen hallerini bilmek. Yani mureb mebni. Değil mi? Mureb mebni. Mureb nedir? Mebni nedir? Bunlar da terim. Terimsel anlamlar. Şu mureb ile mebniye birer örnek verelim. Öyle devam edelim. İleride konusu gelecek de hepten havada kalmasın. İyilab kelimesinden kasıt mureb'dir. Mureb demek mesela el-mukaddimat gibi kelimelerdir. Sağ tarafına harfi cer getirsem el-mukaddimat t olur. Müpteden haberi olsa merfu olur şu an merfu zaten. Veya kânenin haberi olsa mensup olur değil mi? Yani etkilenir. Sağındaki kelimeden ona amil diyoruz biz. Sağındaki kelimeden etkilenir ve böylece sonuncu harfi farklı harekeler alabilir. Yani irabının yazılışı yazılışta bir takım değişiklikler meydana gelir. Mebni demekse yazılışı değişmeyen, sabit, donuk yazılışlı kelimelerdir. Yazılışını asla değiştiremezsin. Mesela zâlike gibi. zâ Bunun başına harfi de getirsen zâlike olmaya devam eder. Müpteda da yapsan yine fetha ile biter. muzaaffın ileyh de olsa fetha biter. Haber de olsa, müpteda da olsa, meful de olsa, fail de olsa değişmez. Yazılışı sabittir. İşte böyle kelimelere mebni deniyor. İlerleyen sayfalar da ayrıca gelecek. Mureb nedir? Mebni nedir? Şu an kısa bilgi ne? Mureb sağındaki kelimelerden yani cümlenin akışından etkilenir. Yazılışı değişir. Yazılışı sabit değil. Mebni ise sağındaki etkenlerden etkilenmez. Onu kimse etkileyemez. Yazılışı sabit demektir. İleride gelecek ayrıntılara. Ne dedik? Bahsedilen hallerini bilmek. Yani mure ve mevni gibi. Et semeratu. Nahiv ilmi niye öğrenelim ki? Yani nahiv ilmi öğrenmek için çabalayan çok arkadaş var. Mesela bir arkadaşımız var. Ben bildiğiniz üzere internet üzerinden yıllardır ders veriyorum. Yüz yüze de verdiklerim var da. Şimdi internet üzerinden şöyle diyeyim. Mesela bir kurs açtık. Bir arkadaş katıldı. 3 ay kadar devam edip bıraktı. Birkaç yıl sonra yeniden açtım. Tekrar katıldı. 2-3 ay devam edip tekrar bıraktı. Birkaç yıl sonra yeni bir kurs açtık. Tekrar katıldı. Tekrar bıraktı. Yani bu tür arkadaşlar da var. Ama aradan 10 yıl bile geçse hala öğrenmek iste istekleri insanların devam ediyor. Semerisini, Bugün belki fark edemiyorsun. Belki yarın fark ediyorsun. Belki bugün yeterince farkında değiliz. Ama yaş ilerledikçe tekrardan insan bunun farkına varabiliyor. Yani 60 yaşında gelip işte Arapça öğrenmek istediğini söyleyenler de var. Birebir bir geliyor adam. Yani o yaşta hala öğrenmek isteyenler de var. Belli olmuyor bu durum. Es semeratu. Semere meyvesi. Faydası. Ne işine yarayacak? Nahiv ilmini niye öğrenesin ki? Ne gerek var? Evde otur dizi izle. Bakalım neymiş. Diyor ki semeratu femeratu taallumi ilmin nahvi. Nahiv ilmini öğrenmenin faydası nedir? Siyane. Siyane kelimesi burada haber. Semere kelimesi müpteda artı muzaf. Semere mübteda artı muzaf. Taallüm muzafun iley artı muzaf. İlmi muzafun iley artı muzaf. Nahvi sadece muzafun iley. Ha o zaman taallüm ve de ilm kelimesi hem muzaf hem muzafun ileyhtir. Çift özellikleri var. Taallüm hem muzaf hem muzafun iley. İlm hem muzaf hem muzafun iley. Nahvi sadece muzafun iley. Semara sadece muzaf. Aynı zamanda müpteda. Haberi de sıyanedir. Tabii biz dersleri bu şekilde işliyoruz. Hem grameri anlatıyoruz ki hareke ver, mana ver. Grameri anlat hem de bunu yaparken kitaptaki o cümleleri, kelimeleri kısmen ne yap? Analiz et. Çünkü bilgiyi verip geçme yeterli değildir. Bilgi e, kitabın Türkçesinde de var. Al kitabın Türkçesini. Otur. Bir saatte oku. Ve artık Arapça biliyorum de devam et. Olur mu? Olmaz. Çünkü okumak yetmez. Okumak yetseydi yani bir günde 10 tane kitap okursun. Arapça gramer kitabından bahsediyorum. 10 tane kitap okudum artık uzmanım dersin. Ama olmaz. O 10 kitabı sen 10 ayda okuman lazım veya 2 yılda okuman lazım ki bir şey yarasın. Taallum kelimesi mastar değil mi? Taalleme yetaallemu taallumun. Tefa'ul babından mastar gayrimimi. Ta Taallümi. İlmi de öyle. Halime alemu ilmun. O da bir mastar. Nahiv ilmini öğrenmenin faydası nedir? Siyanı korumak demek. Korumak. Siyanetü'l-lisani dilin korunmasıdır. Dili korumaktır. Dili neyden korumaktır? Anil hata'i hatadan korumaktır. Dili hatadan korumaktır. Nerede korumak? Fi kelamil arabi Arap kelamına dair dili hatadan korumaktır. Yani Arapça okuyorsunuz. Işte hareketleri ben verdim ama vermediğini varsayın. Mesela şurayı hemen bir farklı şekilde inceleyelim şimdi birlikte. Şuraya kadar bir bakalım mesela. Naiv ilmi ne işe yararmış? Dili Arap ilmine, Arap kelamında hatadan korumaya yarar. Naiv ilmi bildiğimiz için semere kelimesinin müpteda olduğunu, artı muzaf olduğunu biliyoruz. Müpteda ise merfu olması lazım. Muzafsa temin alamaz, tek hareket alacak. O yüzden tu dedim de semeratun demedim. Çünkü muzaf temin almaz. Semera deseydin bu müptedadır esre veremezsin. Feta verseydik mübteda bu feta da veremezsin. Bu yüzden ne yaptık? Femara tu yaptık. Hocam se-me-ra fe hep feta verdin sonra zamme verdin. Belki şöyleydi hocam. Su, şöyle yapalım. Su mu tu. Hepsi zamme belki nereden biliyorsun? İşte buraları nasıl okunacağını sarf ilmi sana söylüyor. Buraları sarf ilmi söylüyor sonuncu harf kelimenin sonunu nahiv söylüyor. Hiç bilmediğim bir kelime gördüğünde semeratumu, simiratumu, simratumu ne yapacaksın? Sözlü açacaksın, bakacaksın. Peltekse esre vermiş, zamme vermiş, peşine sukun mu getirmiş? Onu sözle bakacaksın, yazılışını göreceksin. Sözlükte onu bilgi alabilirsin. Ama kelimenin sonuncu harfinin hangi harekeyi vereceğini hiçbir kitap bakıp bulamazsın. Sarf onu sana vermez. Sarf verse ne olacak? Diyelim zamme yazdı. E, cümle içerisinde sağında varsa ne olacak? Yani onu işte nahiv ilmine dayanarak belirlemen gerekir. Bu bir örnekti. Devam edelim. Demek ki nahiv ilminin faydası nedir? Nahiv ilmini öğrenmenin faydası Arap kelamında hatadan dili korumaktır. Ve daha nedir? Bitmedi. İkinci faydası diyelim. Fehmül Kur'an-ı Ekrem'i, Kur'an-ı Kerim'i Kur an Kerim anlamaktır. Fehme'ye femu fehmun mastar. Muzaf olduğu için tevhid anlamış. Bak fehmu fehmun değil. Kur'an'ı anlamaktır. Zaten öğrencilerin büyük bir kısmı Kur'an-ı Kerim'i anlamak için yani daha çok yanımıza geliyorlar, ders istiyorlar. Kur'an'ı anlamak Kur'an anlamak için naif ilmi bilmeye niye gerek olsun ki? Kur'an-ı Kerim'in meali yok mu? Türkçe'ye çevrilmiş, alır okurum anlarım. İngilizce'ye de çevrilmiş, bir sürü dile çevrilmiş. Yani Arapça bilmeye ne gerek var? Yazar böyle yazdı diye ben buna inanmam gerekiyor mu yani? Bu yazarın görüşü, bu görüşte değilim diyebilirsin. Karşı çıkabilirsin, mümkündür. Lakin, yani bugün çeşitli internet siteleri var adres ezberebilmeye veya söylemeye gerekiyor. Gir bak mealler karşılaştırılmıştır. Örnek bir siteye girersin. İşte Ali Veri'nin meali. Bir satır vermiş burada. Kamil'in meali, Hasan'ın meali, Hüseyin'in meali. O mealleri bir incele. Farklılıklar var. O farklılıklar gerçekten de Arapça gramerde, gramer bilgisine dayalı hür bir şekilde ortaya çıkan farklılıklar mı? Yoksa meal yani yazdığını iddia eden kişilerin gerçekten de Arapça bilmemesinden kaynaklanan farklılıklar mı? Mealler nedir? Hepsi için söylemiyorum. Yani bazıları hatalı olabilir. Hata var mı yok mu? Meallerin hepsi doğru mu? Bunu nasıl analiz edebilirsin? Şimdi nahir bilgisine sahip olursan oturursun, mealleri incelersin. Şu doğru çevirmiş, bu yanlış çevirmiş. Şurada hata var, burası doğru gibi bir değerlendirme yapabilirsin ve kendini meal çevirileri yani Kur'an-ı Kerim çevirilerinin becerisine, ilmine teslim etmemiş olursun. O ilim sende olursa onlara gerek kalmaz. Hataları bulursun. Hatalar yok mu? Var. Kur'an-ı Kerim yani meallerinde hepsini söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Yanlış çevirenler var diyorum. Tabii ki doğru çevirenler de var. Benzer şeyler hadisler için de geçerli. Geliyor zaten. Ve bir diğer faydası el hadisi en nebeviyyi. Nebevi hadis. Yani bildiğimiz hadis diyelim. Peygamber Efendimizin hadislerini de anlamaya yarayacaktır. Nasıl anlamak? Fehmen sahihan. Sahih anlamak. Doğru bir şekilde anlamaya yarayacaktır. Şimdi mesela ne diyor? Men teşebbehe bi kavmin fehve minhum. Bu hadisi şerif genelde yılbaşına başına birkaç hafta kala çok yaygın böyle kullanılır sağda solda. Görürsünüz çeşitli gruplarda paylaşılır. Kim bir kavme benzerse veya kim bir topluma, topluluğa benzerse o kişi de onlardandır diye paylaşıldığını görürsün. Böyle çevrilir genelde. E bu doğru bir çevirimi değil. Nereden biliyorsun? Şimdi bilmen için mesela sarf bilmen lazım. Men her kim teşebbehe benzerse değil. Benzemeye çalışırsa, benzerlik için uğraş verirse, gayret sarf ederse Yoksa durduk yerdeki benzerlik seni Hristiyanlardan yapmaz O da ayakkabı giyiyor, e sen de giyiyorsun Onun da ne bileyim, saç örnek veriyorum, 5 numara saçını vurmuş, sen de vurmuşsun Gömlek giymiş, sen de giymişsin İster istemez bir takım benzerlikler zaten olacak Önemli olan benzemek için çaba sarf ediyor musun, etmiyor musun? Çaba sarf etmeye gerek var mı yani? o teşebbü fiilinden kaynaklanıyor. Bugün Google, işte internet elinizde gir bak mesela. Kim bir topluma benzerse veya benzemeye çalışırsa farklı farklı çevirileri görürsün. Hadis çevirileri. İşte hangisi doğru? Nasıl karar vereceksin? Bunu bilmezsen, bu bilgi sende yoksa sana gruptan bir mesaj atarlar. Ee, ne diyelim hadis diye. Sen de onu sağa sola paylaşırsın. Ama haberin yok gerçekten veya men kâme ramadâne imânen ve ihtisâben vufra lehu mâ tekaddeme min zembi. Buhari hadisi. Hadiste dikkat eder Bu, bu, öncelikle bu hadis ne için kullanılıyor? Çevirisi nasıl onu söyleyelim. Men her kim kâme ramadâne. Kâme ramadâne. Bunu şöyle çeviriyorlar genelde. Her kim Ramazan'da teravih namazını kılarsa diye çevriliyor değil mi? Kâme ramadâne teravih. Hadiste teravih kelimesi geçmiyor. Kâme bir fiildir. Ramazan bir isimdir. Bu da kılmak nereden çıktı? Sorgulayabilirsin yani. Orada namaz teravih namazı ibaresi geçmiyor. Bak, geçmemesine rağmen kim teravih namazını kılarsa sevabını Allah'tan umarsa, inanarak kılarsa geçmiş günahları bağışlanır gibi çevriliyor. E ne derece doğru? Bakıyorsun İmam bu İmam Buhari bu hadisi teravih başlığı altında vermiş zaten. Yani kendisi de teravih ile ilgili olduğunu düşünüyor. Ama e, Buhari şerhlerine baktığımızda mesela İbni Hacer el Eskalani'nin şerhi var değil mi? Fetul Bari. Açıp bakıyoruz orada diyor ki daha daha geneldir, daha umumidir. Teravih kapsar yani Menkame, kâme cümlesi teravih kapsar. Doğru. Bunun yanında gece namazları yani teheccüd buna dahil değil mi? veya gece kalktın, ilaveden nafile kıldın. Teravih değil. Buna dahil değil mi? Daha umumidir diyor. Bunu direkt bu şekilde söylemese de bunu ifade eden cümleler kuruyor ve peşine ne yapıyor? Mesela İmam-ı buna dair ittifak olduğunu söylediğini yazdığını ifade ediyor. Aynı hadise gidip Bedrettin Ayni'nin şerhinden bakıyoruz. Bedrettin Ayni'yi de Buhari Şehri yazmış değil mi? Umdetul Kari diye. Oraya baktığımızda benzer bilgileri yazıyor ve peşine ittifak olmadığını nitekim diğer namazlar yani gece namazlarında kapsadığını ifade ediyor. Ve hatta oraya bir soru işareti, bir ünlem işareti koyuyor. Bir yerde i̇bn Hacer'e bir ne yapıyor? Gönderme yapıyor. Zaten i̇bn Hacer ile Abedrettin Ayni'nin bu tutumları, karşılıklı tutumları tehasüdül ulema konusuna da ne olmuştur? Kendileri de konu olmuştur bu alana. Biraz fazla konuştum. Yani demek istediğim hadisleri doğru anlamak için muhakkak nahiv, sarf, Arapça bilmek gerekir. Kur'an-ı Kerim anlamak için de bilmek gerekir. Eğer bilmezsen meallere teslim olursun. O meallerde hatalar kesinlikle var diyoruz. Olmayanları da var elbette. Elledeyni o ikisi ki yani Kur'an'dan ve hadisten bahsediyor. Huma işte o ikisi eslu şeriatı şeriatın aslıdır. El İslamiyet İslam şeriatının İslam dininin aslıdır. İslam dininin aslı neymiş? Asli kaynağı yani. Aslı derken. Asli kaynağı bunlardır. Ve aleyhima medaruha İslam dini de bunun üzerine olmuştur, kurulmuştur. Medarı budur. Tesis bunun üzerine edilmiştir. Nisbetuhu Nisbet aidiyet ve ve o nahif min ulumil arabiyeti Arap ilimlerinden birisidir. Nedir Minel ulumil arabiyeti Arap ilimlerinden birisidir Ulum İlmun ilmani ulumun Cemim keserdir İlimler İlimlerde zeka yoktur gayrakıl akıl bir çoğun Sıfatı müfret müennes gelmiştir Çünkü mevsuf olan ulum gayri akıldır El ulum el arabiye sıfat mevsuf Gelecek tabi sıfat mevsuf nedir bu kitapta hepsi gelecek. Şu an anlattıklarımın hepsi bu kitapta tekrardan konu olarak karşımıza çıkacak. hu vaz edici, tesis edici, kurucu. Yani nahiv ilmi dünya kuruldu kurulalı yok sonuçta. Hazreti Adem zamanında yoktu nahiv ilmi demek ki. Arapça için söylüyorum bunu. Bakalım neymiş? Vel meşhuru, meşhur olan, bilinen, yaygın olan şey nedir? Enne şüphesiz ki, evvele vâdî'il ilmi enne evvele vâdî'in ilk vaz edici ilk kurucu ne için vaz edici kurucu tesis edici li ilmin nahvi nahiv ilmine dair ilk vaz eden ilk kaide belirleyen kişi kimdir hüve o ebul esvedi eddüeliyyü ebul esved eddüelidir bi emri emiril müminine bi emri emiril müminine emiril mümininin emri ile durduk yerde bir şey icat edeyim değil yani emirul mümininin emri ile bunu gerçekleştirmiştir emirul mümininden maksat kim yani Ali ibni Ebi Talib'in Ali bin Ebi Talib Hazreti Ali yani Radıyallahu anhu. Hazreti Ali'nin emri ile bunu ne yapmıştır? Gerçekleşmiştir, gerçekleştirmiştir. Hukmuş şari'i fihi. Fihi nahiv ilmi demek. Nahiv ilmine dair şari'in Allah'ın hükmü. Nahiv ilmi bilmek yani hükmü nedir? Farz, vacip, sünnet, din buna nasıl bakıyor? Bakalım ne diyecek. Diyor ki Taallumuhu Teallumuhu ta Onun öğrenilmesi nedir? Farlun farzdır. Taallum Teallem ta ye teallemu ta taallumun mastar gayrimimidir. Artı müpteda Bir artı daha muzaftır. Muzaf, Farz kelimesi haber. Ne oldu? İsim cümlesi müpteda haber. Onun öğrenilmesi farzdır veya onu öğrenmek farzdır. Nasıl bir farz? Min furu'li farzun furuzun cem keser bu. Furu'l kifayeti. Farz-ı kifaye cinsinden bir farzdır. Farz-ı ayn değil. Herkes nahi öğrensin. O, o değil yani. Birilerinin öğrenmesi lazım ama. Ve rubema rubema bazen ta'ayyene sabit olur. Ne ta'allumuhu onun öğrenilmesi. Ala vahidin tek bir kişi üzerine. Fe böylece sara olur ve o ne olur? Farda aynin aleyhi. O kişi üzerine farza ayın olur. Genelde her bölgede bazı kişiler üzerine farzı yani ayın diyelim. O kişi üzerine o yük yüklenmiştir. Normalde toplum için farz-ı kifaye bir kişi bunu üstlenmiştir ve artık o kişi üzerine farz-ı ayın olmuştur. Oranın sorumluluğu onun sırtındadır. Bu tür kişiler her bölgede vardır. Şimdi e, kitap başlıyor burada. Tam olarak kitap burada başlıyor aslında bir besmele var peşinden musallif ilgili bilgi peşinde gale el kelamu mavi yazılan yer kitabın orijinalindeki kelime el kelamı diye başlamıştı kitap şu anda şerh okuyoruz Kelamda maksat nedir diyecek başlayacak izaha gördüğünüz üzere bu olarak izah kelam nedir anlatıp anlatıp duracak Sonra kelamın türlerini anlatacak bize. Kelamın türleri var. Kelam kısımları şunlar şunlar şunlardır diye. Daha sonra sorular var. İşte bir kelime isim mi, fiil mi, harf mi, alametleri nelerdir bunları ele alacak. Bu şekilde kitap bayağı bir devam edecek. Biz şimdi bakalım neredeydik? Şuradaydık. Mesela şuraya kadar okuyalım. Bu sayfayı okuyup bırakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Kâl el musannifu. Musannif yazar demek. Yazar şöyle demiş idi. İyi de yazar kim? Musannif de kimin nesi acaba? Burada önce onu tanıtıyor. Kendisi şu yılda doğdu. Çeşitli bilgiler var. Bu olan bizim çok önemli değil. Kitap tam olarak buradan başlanmıştır. Kâl şöyle demişti. El kelamu huvel lafzun mürekkebu el mufidu bil Kelamın tanımını yapmıştı idi Ezrümiye yazarı. Kelamın tanımı bu. Kelamın tanımı nedir? Ezberebileceksin. El kelamu huvel lafzul mürekkep el müfidu bil vedai. Tanım bu. İyi de el kelam nedir? Lafız nedir? Mürekkep nedir? Müfid nedir? Vaz nedir? Bunlar hepsi kapalı bizim için. Ne yapıyor? Onları tek tek burada anlatıyor. Ne zaman? Bir sonraki derse. Şu an için burada bırakalım. Yaklaşık bir saat oldu. Anlattığımız yerle alakalı sorunuz varsa hemen soru alabiliriz. Kısmetse bir sonraki dersimiz buradan devam edecek. Anlattığım yerle alakalı sorusu olan varsa hemen programda sesli bir şekilde veya yazılı bir şekilde veya hemen şu anda Telegram'da yazılı olarak sorunuzu sorabilirsiniz.